Hi. Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtım ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler bir önceki dersimizde kalıtsal kavramlardan gamet çeşidi bulmaktan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de mono hibrit çaprazlamayı ve di hibrit çaprazlamayı öğreneceğiz. Bunların tanımları neler, kuralları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Sayfa 72'den başlıyorsunuz. Kalıtsal kavramlarla ilgili karma soruları da mutlaka çözüyorsunuz. Di hibrit çaprazlama kurallarına kadar geliyor. Bağlı ve bağımsız genlerden biraz bahsetmiştik. Soy ağacı analizlerine geçmeyeceğiz. Sayfa 87'ye kadar sıfırdan ona da çözmediğiniz bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Yine dinamodan da göstereyim gençler. Kalıtsal kavramlar gamet çeşidi bulma bunların bitmiş olması gerekiyordu. Hemen dihibrit çaprazlamaya kadar geleyim. Sayfa 72'ye kadar da buradan ödeviniz olacak. Tabii ki yapmadığımız kısımların kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde tabii ki monohibrit çaprazlamayı, dihibrit çaprazlamayı öğreneceğiz. Mendelin benzerlik, ayrılma ve bağımsız açılım ilkelerini de anlatacağız diyeyim. Mono hibrit çaprazlamayla başlıyorum. Hibrit ne demekti? Melez, heterozigot anlamına geliyordu. Mono da bir demek. Yani bir özellik bakımından heterozigot, melez olan bireylerin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Bir özellik bakımından heterozigot bireylere mono hibrit bireyler. Mono hibrit bireylerin çaprazlanmasına da tabii ki mono hibrit çaprazlama ismini vereceğiz. Örnekler üstünden ilerleyeceğiz ki konuyu daha iyi anlayabilelim diye. Bezelyelerde baskın ve çekinik karakterlerin olduğundan bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Mesela çiçek rengine baktığımız zaman da mor çiçek yeni, beyaz çiçek yenine baskındı. Mono hibrit mor çiçekli bir bezelyeden bahsediyorsak ne gö nasıl göstermemiz gerekiyor? Büyük M küçük m şeklinde göstermemiz gerekiyor. Eğer bezelye rengi bakımından mono hibrit iki tane bezelyenin çaprazlanmasından bahsediyorsak da çaprazlayacağımız bireylerin genotipi tabii ki büyük M küçük M şeklinde olmalı diyeyim. Gençler Mendel F1 dölünün bütün bireylerinin heterozigot olup birbirine benzediğini tespit etmiş. Buna da benzerlik ilkesi ismini vermiştir. F1 dölü ne demek? İki tane birey çaprazlandı. Çaprazlananların çocuğuna F1 dölü diyeceğiz. F1'lerin çaprazlanması sonucunda oluşan çocuğa ise F2 dölü ismini vereceğiz. Yani F1 çocuğum F2 torunum gibi düşünebilirsiniz gençler. Homozigot özellikte olan mor çiçekle beyaz çiçeğe bakacak olursak mor beyaza baskın olduğuna göre ebeveynlerin ne olması lazım mor çiçekli homozigot olabilmek için büyük M büyük M. Beyaz çiçekli olabilmek için de küçük M küçük M genotipine sahip olmak lazım. Bunların oluşturacağı gametlere de bakacak olursak mor çiçek büyük M büyük M ise tabii ki ne olacak? Büyük M'li. Beyaz çiçek küçük M küçük M olduğuna göre gameti tabii ki küçük M'li olacak ikisinin çaprazlanması sonucunda da mono hibrit özelliğe sahip bireyler meydana gelecek. Yani Mendel dedi ki, homozigot özelliğe sahip iki farklı karakter çaprazlanırsa oluşan F1 dölü birbirine benzer. Yani sen büyük M küçük m çarpı büyük M küçük m yaparsan daha doğrusu şurası büyük M büyük M olsun. Burası küçük M küçük M olsun. Buradan yapılacak çaprazlamadan büyük M küçük M haricinde hiçbir şey açığa çıkamaz diyeyim bireyin genotipindeki bir bireyle çaprazlanmasına da kendileştirilme ismini veriyoruz. Bazen sana yazıyor. Diyor ki büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, büyük D genotipine sahip bir birey kendileştirilirse. Kendileştirilirse diyorsa kendiyle aynı genotipte bireyle çaprazlanıyor demektir. Mesela buraya bakacak olursak. Büyük M, küçük M, büyük M, küçük M aynı genotipler kendileştirilmiş. Buradan oluşacak gametleri şu şekilde göstereceğiz. Ben A üstünden ilerleyeyim. Gençler büyüğü küçüğü birbirinden farklı olsun. Daha sonra genotip ve fenotip oranlarını yazmaya başlayalım. Mesela büyük A ile kahverengi gözlü olmaktan bahsediyor olalım. Küçük A ile de mavi gözlü olmaktan bahsedelim. İki tane heterozigot yani büyük A küçük A birey çaprazlanırsa bunları nasıl çaprazlanmasını yapacağız? Önce bunu tutacağım. Bununla yazacağım. Bunu tutup bununla yazacağım. Bunu bununla bunu da bununla yazmam gerekiyor. O zaman bunun ortaya çıkma ihtimallerine bakacak olursan büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklinde olacaktır. Hatta oranları da vermeye başlayabilirim diyeyim. Hemen de yazıyorum. Büyük A, büyük A'nın oluşma ihtimali 1 bölü 4 sorunun gidişatına göre %25 şeklinde de gösterebilirsin. Büyük A, küçük A'ya bakacak olursak 1 bölü 2 yani %50 ihtimalle oluşur diyebilirsin. Küçük a ağ, küçük a'nın oluşma ihtimali de 1 bölü 4 yani 25'tir diyeceksin. Büyük a kahverengi gözlü olma geni küçük a mavi gözlü olma geni olduğuna göre büyük a büyük a bireyler homozigot kahverengi gözlüdür. Büyük A küçük A bireylere baktığımız zaman onların ise heterozigot olduğunu görüyoruz. Yine bunlar da kahverengi gözlü olacaklar. Küçük A küçük A olan bireyler ise homozigot mavi gözlü bireyler olacaktır diyeyim. Buradan bir fenotip çeşidi genotip çeşidini bulacağız. Fenotip çeşidi dediğimiz zaman dış görünüşten bahsetmiyor muyuz? fenotip canlının dış görünüşüydü. Dışarıdan baktığın zaman ya kahverengi gözlü olacak çocuklar ya da mavi gözlü olacaklar. Yani kaç çeşit fenotip açığa çıkacak? 2. Genotip çeşidine bakacak olursak büyük A büyük A büyük A küçük A ya da küçük A küçük A şeklinde olabildiği için genotip çeşidine 3 ismini vereceğiz. Yine fenotip ayrışım oranını bulabiliriz. Bir de genotip ayrışım oranını bulabiliriz. Fenotip dış görünüş olduğuna göre, rakamda dörde tamamlanmak zorunda olduğuna göre, dört tane yavru var ya. Kahve, kahve, kahve. Yani üç tane kahverengi gözlüye bir tane mavi gözlü birey meydana gelebiliyor. Bir tane büyük A, büyük A. iki tane büyük A, küçük a bir tane de küçük a küçük a genotipi oluşabiliyor. Monohibrit çaprazlamalarda tabii ki belli oranlar söz konusu olacak. O zaman fenotip çeşidine bakacak olursak ya hocam mor oluyorlar ya da beyaz oluyorlar. Fenotip çeşidi 2. Fenotip oranı baktığım zaman 3 tane mor, 1 tane beyaz olduğunu görüyorum. Genotip çeşidi Büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M yani 3 tanedir diyeceğiz. Genotip oranına da 1 tane büyük M büyük M, 2 tane büyük M küçük M, 1 tane de küçük M küçük M olduğu için 1 2 1 şeklinde göstereceğiz. Yine örnek üstünden gidecek olursak yuvarlak tohumlu olmak, buruşuk tohumlu olmaya tabii ki baskındır. O zaman yuvarlak tohumlu bezelye homozigot olacağına göre arı döl olduğuna göre büyük A büyük A olacak. Buruşuk tohumlu küçük A küçük A olacak. E bunların yavrusunun büyük A küçük A olmaktan başka alternatifi yok. F1 dölünü yani büyük A küçük A'yı büyük A küçük A ile kendileştirilirse tabii ki bunlar büyük A büyük A, büyük A, büyük A küçük A, büyük A, büyük A küçük a şeklinde olacak. Burası da küçük a küçük a şeklinde olmak zorunda diyelim. Hemen bir karaktere ait allellerden her birinin eşit olasılıkla birbirinden ayrıldığını, farklı gametlere gittiğini Söyleyelim Mendel buna ayrılma ilkesi ismini vermiştir. Yani senin genotipin büyük A küçük A ise büyük A baskın o zaman bu büyük A'nın gitme ihtimali daha çoktur diye bir şey yok. Genlerin baskın veya çekinik olması gitme oranını etkilemez. Büyük A küçük A'dan büyük A'nın verilme oranı %50'dir. Küçük A'nın verilme oranı da %50'dir. Normal çaprazlamamızı yaptığımız zaman zaten sonuç değişmez diyeyim. Panlıt karesi dediğimiz bir yöntemde kullanabiliyoruz. Ben az önce gösterdim ya dedim ki büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D yaptığımız zaman önce bunu tutup bununla bunu tutup bununla bunu bununla bunu bununla, bunu bununla yazıyoruz. E buradan da büyük D'ye büyük D büyük D'ye küçük D büyük D'ye küçük D küçük D küçük D olduğunu görüyoruz. Küçük D büyük D yazmamız aklımızı karıştırır. Değişen bir şey olmadığı için büyük harfi her zaman başa yazıyoruz. Gençler panıt karesinde yapmaya kalkarsak da bunun oluşturabileceği yani büyük D küçük D'nin oluşturabileceği gametleri yazıyorum. Büyük D küçük D verebilir. Bunun da oluşturabileceklerini yazıyorum. Büyük D küçük D verebilir. Buradan bu buradan bu gelse büyük D büyük D oldu. Buradan bu buradan bu gelse büyük D küçük D oldu. Bu tarafa baktığımız zaman büyük D'ye küçük D olacak. Şu tarafa baktığımız zaman da küçük D'ye küçük D şeklinde olmak zorunda. Hemen bir tane sorunun üstünden gidelim. Heterozigot kıvırcık saçlı bir anne ile babanın doğan 3 çocuğunun da kıvırcık saçlı olduğu görülmüş. 5. çocuklarının düz saçlı olma ihtimali nedir diyor. Aslında 3. 5. 10. demesi hiçbir şey ifade etmez. Her seferinde olasılık tekrar edilir. Yani bir ailenin 4 çocuğu erkek olduğu 5.sinin kız olma ihtimali diye bir şey yok. Her seferinde ihtimal yüzde %50'dir gençler. Kıvırcık saçlı olmak düz saçlı olmaya baskın çünkü düz saçlı çocukları da olmuş. Heterozigot kıvırcık saçlı dediğimize göre o zaman ben kıvırcık saçlı olma genine büyük A derim, düz saçlı olma genine de küçük a derim. Heterozigot kıvırcık saçlı olduğundan bahsediyorsa büyük A küçük a anne babadan bahsediyoruz demektir. Çaprazlamayı yaparsak da büyük A büyük A, büyük A küçük a, büyük A küçük a küçük a, küçük a şeklinde olmak zorunda. Bunların düz saçlı çocuğunun olma ihtimali şurasıdır. Yani düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 4'tür gençler. Veya sorunun gidişatına bakarak %25'i de yazabilirdik. Cevabınız D'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruma geçiyorum dıt dıt genotipine sahip bireylerin dıt dıt gametini oluşturma ihtimali hangi seçenekte verilmiştir? Aslında bir önceki dersimizde bağlı ve bağımsız genleri anlatmıştık. Onlarla ilgili bir soru karşımıza çıktı. Şimdi bağımsız olsalar da hepsini ayrı ayrı düşünecektim ama bağlı olduklarına göre şekil üstünden ilerleyebilirim. Bana büyük A ve büyük B genlerinin bağlı olduğunu söylemiş. O zaman burası büyük A ise büyük B de altında olmak zorunda. Bunlar bağlı oldukları için ne yaptım? Burası büyük A ise karşısı küçük A oldu. Karşısı küçük B şeklinde oldu. Sonra ne yapıyorduk? Büyük D'ye büyük D olduğunu yazdık. E büyük E'ye küçük E'si de varmış. Sonra küçük F'ye küçük F'si varmış. Bir de büyük G'ye nesi varmış? Küçük G genlerine sahipmiş diyeyim. Biz gamet çeşidini bulurken neyi kullanıyorduk? 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk. n de burada heterozigot sayımızdı. Şimdi bakıyorum bunun oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını bulabilirim aslında. Homozigotlar bizim için bir şey ifade etmez ama büyük e küçük e bir. Büyük g e, küçük e 2 diye alacağım. Bunlar bağlı oldukları için de bir grup olarak kabul edeceğim. Yani 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturacak. Tabii ki bu gameti oluşturma ihtimali de 1 bölü 8'dir diyeceğim. Veya nasıl gideceğim? Büyük A küçük A pardon küçük A küçük B'yi vermiş. Küçük A küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir diyeceğim. Sonra baktığım zaman büyük D'nin gelme ihtimalinden başka ihtimal yok. 1'dir diyeceğim. Büyük E küçük E'den büyük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir diyeceğim. Küçük F küçük F'den küçük F'den başka ihtimal yok. 1'dir diyeceğim. Büyük G e, küçük G'den de küçük G'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Sonucumuz yine değişmez. İki taraftan da kullanarak çözüm yapabilirsin. Ya gamet çeşidini bulur. 1 bölü 8'i yapıştırırsın. Veya tek tek hesap yapar. Yine 1 bölü 8'i yapıştırırsın. Bunlar çok soru çözdüğünüz zaman aslında gözünüzle hesaplayacağınız birkaç saniyenizi almayacak sorular. Normalde bunları çok soru çözdüğünüz zaman şöyle yapacaksın. Bağlı olduğuna göre birlikte hareket eder. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Ha 1 bölü 8'miş deyip işaret diyeceksiniz. Ama o kıvama gelebilmek için tabii ki çok soru çözmek gerekiyor. Tecrübeyle Sabittir ki kalıtım konusu çok soru çözüldüğü zaman bulmaca gibi tık tık ilerleyen bir konu. Kıvırcık saçlı bir anne ile kıvırcık saçlı bir babanın doğan ilk çocuğu düz saçlıymış. İki kıvırcık saçlıdan düz saçlı çıktığına göre kıvırcık saçlının çekinik olma ihtimali olamaz. Eğer kıvırcık saç geni çekinik olsaydı iki tane kıvırcık saçlının düz saçlı çocuğu olamazdı. O zaman kıvırcık saçlı olma geni baskındır, düz saç. ...olma geni çekiniktir. Çünkü... İki tane kıvırcık saçlının düz saçlı çocuğu olabilir. Düz saç geni kıvırcık saç genine baskındır diyor. Tam tersine düz saç geni çekinik bir Bu gitti. Doğacak ikinci çocuklarının heterozigot gene tüpe sahip olma ihtimalini sormuş. İkisi de kıvırcık saçlı olduğuna göre büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptım. Buradan ne gelir? Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A gelir. Bunların heterozigot kıvırcık saçlı genotipe sahip çocuklarının olma ihtimali %50 yani 1 bölü 2'dir o zaman bunu da aldım. Doğacak ikinci çocuklarının kıvırcık saçlı olma ihtimali yüzde ellidir diyor. Tekrar çaprazlama yapmama gerek yok. İster üçüncü ister beşinci olsun. Bunların kıvırcık saçlı çocuklarının olma ihtimali 3 bölü 4 yani yüzde yetmiş O zaman bu da bizim için yanlış oldu. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız yalnız iki. Bir soru daha çıktı karşıma. Kürk rengi bakımının heterozigot genotipli bir canlı ile resesif genin özelliğini fenotipinde gösteren bir canlının çaprazlaması sonucu tabloda numaralandırılmış fenotip ve genotip çeşitlerinden hangileri oluşabilir diyor. Sanki böyle sözel sözel yazmış çok zormuş gibi gelmesin size. Hemen bakıyorum. Kürk rengi bakımından heterozigot genotipli. He, heterozigot olabilmesi için ne olması lazım? Büyük A'ya küçük a olması lazım resesif yani çekinik genin özelliğini gösterebilmesi için fenotipinde çekinik olabilmesi için genotipinin de küçük a küçük a olması gerekmez mi? Bu bireyden bahsediyor. Hemen normal çaprazlamamı yapıyorum. Bunu bununla, bunu bununla, bunu da bununla yazdım. Yazdığımız zaman ne olacak? Büyük A'ya küçük A, büyük A'ya küçük A, küçük a'ya küçük a küçük a'ya küçük a olabilir. Başka bir alternatifimiz yok. Buradan büyük a büyük a genotipi çıkmaz haliyle fenotipi de bu taraftan gösteremedim. Büyük A, küçük A genotipine sahip biri küçük A'lı olabilir mi? Olamaz. Büyük A'lı olması lazımdı fenotipim. Bu da gitti. Büyük A, küçük A tabii ki genotip olarak çıkabiliyor. Büyük A, küçük A olanın da tabii ki fenotipi büyük A'dır. Bunu aldım. Küçük A, küçük A genotip de çıkabildi. Fenotip de tabii ki küçük A olacaktır. Bunu da almam gerekiyor. Yani cevabımız da neye düştü? 3 ve 4'e düştü diyeyim. Hemen bir tane daha sorumuz var. Bir karakter bakımından heterozigot olan bireyin kendileştirilmesi sonucu oluşabilecek genotip çeşitlerini panıt karesi yöntemiyle gösteriniz. Normalde soru çözerken panıt karesini kullanmayacağız yazması uzun sürdüğü için. Ama okul yazılarında öğretmenler bazen bu karenin üstünden göstermenizi isteyebiliyorlar. Ne yapacaksın sen? Heterozigot bireyi kendileştirdiğine göre büyük A ağ, küçük A'dan bahsediyordur. Hemen yazdım büyük A küçük A bu taraf. Büyük A küçük A'da diğer bireyimiz bu taraf birinin oluşturabileceği gametleri bir tarafa yazacaksın bu ya büyük A'yı verir ya küçük A'yı verir hocam diyeceksin bunun için de aynı şey geçerli çocuğuna ya büyük A'yı verir ya da küçük A'yı verir panlıt karesini çizdiğimiz zaman oluşabilecek gametleri yazmaya başlıyorsun. Bununla bu birleşse büyük A'ya büyük A olur. Bununla bu birleşse büyük A'ya küçük A olur. Bununla bu birleşse büyük A'ya küçük A olur. Bununla bu birleşse küçük A'ya küçük A olur. Aslında normal yaptığımız çaprazlamadan farklı bir yöntem değildir. Panıt karesi dediğimiz yöntem. Tohum rengi bakımından sarı renkli iki bezelyenin çaprazlanma sonucu sarı ve yeşil bezelyeler oluşuyor. Kim baskın kim çekinik diye düşünecek olursak zaten bezelyeleri vermiştik sarının yeşile baskın olduğunu biliyorsunuz. Ama bana bilmediğim bir özelliği de verebilirdi. İki tane sarıyı çaprazlamış yeşil çıkmış. O zaman sarı baskın özellik olması lazım. Sarı çekinik olsaydı ondan yeşil çıkamazdı. He, baktım. Sarı olmaya o zaman ne diyeceksin? Büyük A'yı vereceksin yeşil olmaya da küçük a'yı vereceksin. İster S, ister y, ister b harfini kullanırsın. Ben hep a'lı yazıyorum. A'nın büyüğüyle küçüğü birbirinden farklı olduğu için hızlı yazdığımız zaman büyük harfle büyük küçük harf birbirine karışmıyor. Ama sen tutup da c'li yazdığın zaman büyük c, küçük c, küçük c, küçük c yazarken yazım birbirine karışıyor. O yüzden büyüğü ve küçüğü farklı yazılan harfler üzerinden ilerlerseniz daha iyi olur diyeyim gençler. Çaprazlanan bireylerin genotiplerini bulun demiş E baktım tohum rengi bakımından sarı renkli iki bezelye çaprazlandığında hem sarının hem yeşilin çıkabilmesi için monohibrit özellikle olması lazım Çünkü buradan büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a oluşur yani yeşil bezelyelerde açığa çıkar sarı bezelyelerde açığa çıkar. Buldum genotiplerine büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A şeklindedir. Oluşan sarı bezelyelerin genotip çeşitlerini bulunuz diyor. Sarılar ne oldu? Büyük A büyük A da olabildiler. Büyük A küçük A da buradan çıkabildi. Oluşan yeşil bezelyelerin genotip çeşidini bulmama gerek yok. Yeşil çekinik olduğuna göre zaten küçük A ağ, küçük A'dan başka alternatif yoktur diyeyim. Hemen dihibrit çaprazlamaya da geçiyorum. Monohibritte tek karakter bakımından melez bireyleri çaprazlıyordum. Dihibrit çaprazlamada ise iki karakter bakımından melez bireyleri çaprazlayacağım. Ya aslında aslında yapacağım iş şu olacak. Büyük A küçük A büyük B küçük B büyük A küçük A büyük B küçük B. İki karakter bakımından melez bu da iki karakter bakımından melez. ikisini çaprazladığım. Aslında genetik monohibrit çaprazlama üzerine kuruludur. Ben dihibrit çaprazlamayı size göstereceğim. Ama kısa yol olarak biz bir şey aradığımız zaman elmaları elmayla çaprazlayacağız armutları armutla çaprazlayacağız. İstediklerimizi birbirine çarpacağız. Yani aslında hep monohibrit çaprazlama yapıp sonuçları birbirine çarptığımızda bulamayacağımız herhangi bir soru yok. Dihibrit çaprazlama iki tane monohibritin aynı anda yapılması anlamına gelecek. Mesela bize de burada bir tane örnek vermiş. Şöyle göstermiş. Bezelyelerde tohum rengi karakterine ait sarı renk halleli büyük S ile göstermiş. Yeşil renk hallerini küçük S ile vermiş. Tohum şekli olarak da yuvarlak olmayı büyük D ile göstermiş. Buruşuk tohumlu olmayı da küçük D ile göstermiş. Buranın üzerinden ilerleyelim demiş. Peki ben şöyle bir bakacak olursam sarı renkli düzgün tohumlu bezelyeyi burada vermiş yeşil renkli buruşuk tohumlu bezelyeyi burada vermiş bunların oluşturabileceği gametleri bulmak istiyorum tabii ki bunlarda ne olacaklar saf döl olacaklar sarı renk baskın olduğuna göre o zaman sarı renkli saf olması için büyük s büyük olması lazım düzgün tohumlu olmak da büyük d büyük d şeklinde olmalı yeşil renkli olabilmek için küçük s küçük s olmak lazım. Buruş tohumlu olmak için de küçük d küçük d olmak lazım. Bunun oluşturabileceği gamete bakacak olursam büyük s'den başka verebileceği bir alternatif yok. Büyük d'den başka verebileceği bir alternatif yok. Buraya gelecek olursam küçük s'den başka alternatif yok. Küçük d'den başka alternatif yok. E F1 dönüne bakacak olursam büyük s'yi küçük s küçükse, Büyük D'ye küçük D yani di hibrit özellikle olacaktır. Şimdi di hibrit bireyleri de tabii ki kendi içinde kendileştirmeye başlayalım. Di hibrit bireyimize baktığımız zaman neydi di hibrit bireyim? Büyük S'ye küçük S, büyük D'ye küçük D bireydi. Burası da büyük S'ye küçük S, büyük D'ye küçük D bireydi. Oluşturabileceği gametlere bakacak olursan büyük S'ye büyük D verebilir hocam. Büyük S'nin yanına küçük D'yi verebilir. Veya küçük s'nin yanına büyük d'yi verebilir, küçük s'nin yanına küçük d de olabilir. Aynı şey birebir burası içinde geçerlidir. Büyük s'ye büyük d, büyük s'ye küçük d, küçük s'ye büyük d, küçük s'ye küçük d olabilir. Başka bir alternatif yok. Sonra bunları panıt karesi dediğimiz karede yazarsın. Ne yaptın? Oluşabilecek gametleri az önce buldum ya. Büyük S, küçük büyük D, büyük S, küçük D, küçük S, büyük D, küçük S, küçük D şeklinde. Bu tarafa yazdım. Kalanları bu tarafa yazdım tek tek içlerini doldurmaya başladım. İçlerini doldurmaya başladığım zaman bir iki tane örnek göstereyim. E bununla bu birleşirse ne olur? Büyük s büyükse büyük de büyük de olur. Şunlar birleşirse ne olur? Büyük s küçük s büyük de küçük de şeklinde olur. Gibi tüm hepsini yapabildim. Hepsini yapabildikten sonra belli bir oran karşımıza çıkacak. 9 3 3 1 oranı dediğimiz oran söz konusu olacak. Sakın burası sizi korkutmasın. Burada ispat edebilmek için gösteriyoruz. Aslında soruları çözerken bu kareyi değil de mono hibrit çaprazlamayı kullanacağız. E ben sana ne diyorum? Diyorum ki Heterozigot karakterde sarı ve düzgün tohumlu iki tane bezelyeyi çaprazladın. Fenotip çeşidinden bahsediyorsam ne olabilirler? Hocam bunlar sarı düzgün olabilirler. Aynı zamanda sarı olanlar buruşuk da olabilir. Aynı zamanda hocam bunlar yeşil renkli veya düzgün olabilirler. Ya da yeşil renkli buruşuk olabilirler. Başka alternatif var mı? Yok. Yani dihibrit çaprazlama yaptığın zaman fenotip çeşidinin ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Bunlar da tabii ki belli bir oranda çıkıyorlar. Genotip çeşidi de yine buranın üzerinden hesaplanabiliyor diyeyim gençler. Soruları çözdüğüm zaman tabii ki biraz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Genotip çeşidi sayısıyla fenotip çeşidi sayısını formül kullanarak da hesaplayabiliyoruz ama bence hiç kullanmanıza gerek yok. Monohibrit çaprazlama gibi düşünür sonuçları birbirine çarparsam zaten burada yazanların hepsi açığa çıkıyor diyeyim. Genotip çeşidini 3 üzeri n fenotip çeşidini 2 üzeri n formülüyle bulabiliyoruz. Fenotip çeşidi 4, genotip çeşidi 9 çıkıyor. Fenotip oranı 9, 3, 3, 1'dir. Buraya kadar bilmemize yeterlidir gençler. Genotip oranını sorularda sormazlar. Okul yazılısında belki hocanız çok zorlamak ister diye de buraya yazmış olayım. Şimdi burada sanki çok karmaşık gibi duran kısım var ya ben size burayı pratikten çözeyim. Dibrit çaprazlama dediğin şey büyük A küçük A büyük B küçük B çarpı büyük A küçük A büyük B küçük B değil mi? Oran bil diyor ya sana aslında bilmeye gerek yok ki elmaları elmayla armutları armutla çarpmayacak mıydım? Ne yaptım? Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptım. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük a küçük a çıktı. Aslında aynı şey çıkacak. Tekrar yazmamıza gerek yok ama konuyu öğrendiğimiz için üstüne basa basa tekrar yazayım. B'leri de kendi içinde çaprazladığımda sonuç bu değil mi? Bana sordu buranın fenotip çeşidi nedir dedi. Genotip çeşidi nedir dedi. Fenotip çeşidini bulmak istiyorsam mesela A için düşündüğümde kaç tane fenotip açığa çıkıyor? Ya hocam ya büyük A'ya benziyorlar ya da küçük A'ya. A için iki çeşit çıktı. B için baktığımda ya hocam ya büyük B'ye benziyorlar ya küçük B'ye benziyorlar. Çarpı 2. 2 i̇ki kere 2'den hop fenotip çeşidini ne buldum? 4. Hiç böyle formüllere gerek var mı? Yok genotip çeşidini bulmak istiyorsam A için düşündüğüm zaman hocam büyük A büyük A büyük A küçük A veya küçük A küçük A yani 3 çeşit çıkıyor. B içinde birebir aynı o zaman genotip çeşidi de dihibrit çaprazlamada kaç çıkar? 9 çıkar ki bir şey ezberlemeyin dediğim gibi biz buradaki 9'u ve 4'ü bulduk. Sonra bunların fenotip ayrışım oranı 9, 3, 3, 1'dir. Çünkü oluşabilecek bireylere baktığımız zaman az önceki örnek üstünden gidecek olursam bunların sarı ve düzgün olmalarını istiyorsam sarı olma ihtimalleriyle düzgün olma ihtimallerini birbirine çarparım. Oradan 9 bölü 16'yı bulurum. Sarı olma ihtimaliyle buruşuk olma ihtimalini birbirine çarparım. 3 bölü 16 çıkar. Böyle böyle 9, 3, 3, 1 dediğimiz kural açığa çıkmış oluyor diyeyim. Soruların üstünden biraz daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Ama bağımsız açılım yasasını da söyleyeyim. Ondan sonra sorulara geçeyim. Mendel F2'deki bu sonuçları değerlendirerek bağımsız açılım yasası dediğimiz yasayı buldu. Bu ülkeye göre farklı karakterlerin allelleri gametlere birbirinden bağımsız bir şekilde gidiyorlardı. Yani her allelin gamete gitme oranı birbirinden bağımsızdır. Bunlar baskın çok gider, çekinikler geride kalır diye bir şey yok diyeyim gençler. Hemen buradaki sorumuzun üstünden gidelim. Bir öğrenci dıt dıt genotipli iki tane bireyi çaprazlıyor. Öğrenci yaptığı çaprazlama sonucunda fenotiplerine sahip bireylerin oluşma olasılıklarını aşağıdakinde hangisindeki gibi bulur diyor. İki aşamalı bir soru soruyor. Biz ne yapacağız? Elmalar elmalara, armutlar armutlara. Ne yaptım? Büyük A, küçük A çarpı büyük A, küçük A'yı yazdım. Büyük A, büyük A geldi. Büyük A, küçük A geldi. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A geldi. Büyük B, küçük B çarpı büyük B, küçük B yaptığımda da büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B geldi. Şimdi ben ne istiyorum? Küçük A'lı olsun istiyorum. Büyük B'li olsun istiyorum. Fenotipinin küçük A'lı olabilmesi için ne olması lazım? Küçük A küçük A genotipine sahip olması lazım. Yani dur şuradan ince bir kalem alayım. Küçük A küçük A olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür diyeceğiz gençler. Sonra büyük B ile olma ihtimaline baktığım zaman fenotipin onun da olma ihtimali 3 bölü 4'tür. E çaprazlamayı ya çarpmayı yaptığım zaman buradan ne çıkar? 3 bölü 16 çıkar. Hemen 3 bölü 16'ları tikledim. Sonra büyük A'ya büyük B olsun istiyor. Onu da başka bir renkle göstermiş olayım. Büyük A'yı fenotipine verebilme ihtimali nedir? 3 bölü Şöyle göstereyim şurada. Büyük A büyük B'nin olma ihtimalini. 3 bölü 4 ihtimalle büyük A'yı verir. Büyük B'yi verme ihtimali de 3 bölü 4'tür. O zaman ikisini çarptığım zaman 9 bölü 16 şeklinde oluyor. Hemen 9 bölü 16'ları işaretliyorum. Büyük A küçük B'ye baktığım zaman da büyük A'yı verme ihtimali 3 bölü 4'tür. Küçük B'yi verme ihtimali 1 bölü 4'tür. O zaman buradan da cevabım 3 bölü 16 şeklinde oluyor. 3 bölü 16'ları işaretliyorum. E cevabımız da tabii ki kime düşmüş oldu? D'ye düşmüş oldu. Her zaman kendi içinde çaprazlama yaparsam çok daha kısa sürede sonuca ulaşırım. Uzun gibi gelmesin. Gözünle artık çaprazlayacaksın bir süre sonra diyelim. Sonra diğer soruma bakıyorum. Heterozigot sarı düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda oluşması beklenen fenotip oranları ile ilgili. Şimdi heterozigot demiş sarı düzgün tohumlu demiş. Demek ki bunların ne olması lazım? Büyük A'ya, küçük a, büyük B'ye küçük b olması lazım. Mesela buradaki büyük A sarı rengi, küçük a yeşil rengi, büyük B düzgün tohumu, küçük b buruşuk tohumu temsil edecek. Bu ikisinin çaprazlanması bizim için dihibrit çaprazlama anlamına gelmiyor mu? Sarı düzgün bezelye oluşma olasılığı yeşil düzgün bezelye oluşma olasılığından yüksektir diyor. Ne yapacaktık? Her zaman çarpma işlemini gerçekleştirecektik. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptım. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A oldu. Sonra büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B yaptığımda da büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B sonucuna vardım. Sarı düzgün olma ihtimalini bulayım. Şimdi birinci öncülü şurada çözmüş olayım. Şu da burada dursun. Sarı olması için büyük A'ya sahip olması gerekiyor. Hatta onları da şuraya yazayım. Büyük A sarı olmak olsun. Küçük A yeşil olmak olsun. Büyük B düzgün tohumlu olmak olsun küçük B'yi de buruşuk tohumlu olmak olarak gösterelim. Sarı düzgün bezelye oluşma ihtimali. Sarı olması için büyük A'lı olması gerekmiyor muydu? 3 bölü 4. Düzgün tohumlu olması için büyük B olması gerekiyordu. Yani 3 bölü 4. O zaman sarı ve düzgün tohumlu olma ihtimali 9 bölü 16'dır. Şurayı 9 bölü 16 olarak buldum. Yeşil ve düzgün oluşma ihtimalini soruyor. Yeşil olması için Küçük a küçük a olması lazım. Yani 1 bölü 4 olması lazım. Sonra bunun düzgün tohumlu olması da 3 bölü 4'tü. O zaman ikisini çarptığım zaman 3 bölü 16'yı buldum. Yeşil ve düzgün olma ihtimali de 3 bölü 16 olduğuna göre tabii ki sarı ve düzgün olma ihtimali çok daha yüksektir. Yeşil ve buruşuk olma ihtimali. Yeşil burada ne? küçük a küçük a ile gösterdiğimiz buruşuk olma küçük b küçük b ile gösterdiğimiz orandır. Yeşil olması için 1 bölü 4 ihtimal buruşuk olması da 1 bölü 4 ihtimalle yani hem yeşil hem buruşuk olması iki özellik bakımından da çekinik olması 1 bölü 16 ihtimalle meydana gelir. En düşük olasılık da tabii ki budur. Sarı buruşuk bezelye oluşma olasılığı yeşil düzgün bezelyeninkine eşittir diyor. Hemen üçüncüyü de bu tarafta çözmüş olayım. Sarı ve buruşuk bezelye olması için sarı olması için ne lazım? Büyük ağlı olması lazım. Yani 3 bölü 4 ihtimal lazım. Buruşuk olması için de 1 bölü 4 yani sarı ve buruşuk olma ihtimali 3 bölü 16'dır. Yeşil olma ihtimali 1 bölü 4. Düzgün olma ihtimali 3 bölü 4. Ha, bunun da oluşma ihtimali 3 bölü 16 çıktı. Yani tabii ki birbirine eşit çıktı. Aslında bu soru tarzı üstünden yapabileceğiniz her kalıbı göstermiş olduk diyeyim gençler. Hemen buradan diğer bir soruma geçiyorum. Mendel yaptığı monohibrit ve dihibrit çaprazlamalar sonucunda sonuçlarından hangilerine ulaşmıştır diyor. Karakterlerin genler tarafından belirlendiğine tabii ki ulaşmış. Bir karakter belirleyen allel genler arasında eş baskınlığın bulunabileceğinden Mendel bahsetmemiş. Eş baskınlık bir sonraki derslerimizin konusu olacak. Ben iki gen eş baskındır hiç demedim. Biri baskın, biri çekiniktir diyorum henüz. Onlar daha sonraki yıllarda keşfedilen konular olacak. Bir karaktere ait allellerin gametlere eşit olasılıkla aktarıldığını da tabii ki Mendel bulmuştur. O zaman cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. Kıvırcık saçlı ve kahverengi gözlü heterozigot bir anne ile aynı genotipli bir babanın evliliğinden doğacak düz saçlı mavi gözlü kız çocuğunun doğma olasılığı kızın altını çizdim soruda atlamayalım. Kıvırcık saçlı olma geni düz saçlı genine düz saçlı olma genine baskınmış. Kahverengi göz geni de mavi göz genine baskınmış. Şimdi kıvırcık saçlı heterozigot olduğuna göre büyük K'ya küçük K demem gerekiyor. Kahverengi gözlü olma da heterozigot olduğuna göre büyük M'yi küçük M demem gerekiyor. A'lı bey. Kullanın soruda verdiği için ben aklınız karışmasın diye kullanıyorum gençler yoksa bunların büyüğü küçüğü birbirine yazarken hızlı karışır büyük k küçük k büyük m küçük m anne ve babanın genotipini yazdım. Ben buradan ne olmasını istiyorum? Düz saçlı ve mavi gözlü olmasını istiyorum. Yine değişen bir şey yok. Çaprazlamamı yapıyorum. Büyük K, küçük K, büyük K, küçük K, büyük K, büyük K, büyük K, küçük K, büyük K, küçük K, küçük K, küçük K, küçük K şeklinde. Büyük M'ye küçük M, büyük M'ye küçük M, kendi içinde çaprazlarsan büyük M, büyük M, M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M şeklinde genotipler açığa çıkacaktır. Biz buradan düz saçlı olmasını istedik. Düz saçlı olabilmesi için küçük K'ye küçük K olması lazım. Yani düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Mavi gözlü olabilme ihtimali de küçük M'ye küçük M olduğunda ortaya çıktığına göre bu da 1 bölü 4'tür diye cevabı 1 bölü 16 diye atlama. Bir de burada kız demiş. Veya erkek deseydi de değişmezdi. Kız veya erkek olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Onu da denkleme kattığım zaman cevabım tabii ki 1 bölü 32 şeklinde ortaya çıkmış olacak diyeyim gençler. Yukarıda verilen genotiplere sahip iki bireyin çaprazlanmasından dıt dıt genotipli yavru oluşma ihtimali hangi seçenekte verilmiştir? Dediğim gibi bir süre sonra büyük A küçük A çarpı büyük A büyük A yaparsak büyük A küçük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük B küçük B çaprazlama yaparsak büyük B küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 diye yazacaksın. Ama yazana kadar mutlaka Kağıdın kenarına bunları not et. Şimdi neymiş? Büyük A küçük A çarpı büyük A büyük A şeklinde genotipten bahsediyoruz. O zaman buradan büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A olabilir. Büyük harfi başa yazıyorum aklım karışmasın diye. Sonra burası büyük B büyük B çarpı büyük B küçük B'ymiş. Aslında yukarıdakinden farklı bir şey gelmeyecek. Büyük B büyük B büyük B ee, küçük B, büyük B, büyük B, büyük B, küçük B şeklinde oldu. Sonra büyük D, küçük D çarpı büyük D, küçük D yaptığımda da büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, bir de küçük D, küçük D oldu. Büyük E, büyük E çarpı büyük E, büyük E yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Hepsi birbiriyle zaten eşit çıkmak zorunda başka alternatif yok. Şimdi ben neyi istiyorum? Büyük a küçük a'nın gelmesini istiyorum. Büyük a küçük a'nın şuradan göstereyim. Gelme ihtimali ne? 1 bölü 2'dir gençler. Büyük B, küçük B genotipine sahip olsun istiyorum. Büyük B ve küçük B genotipine sahip olma ihtimali de 1 bölü 2 olacak. Büyük D, büyük D olsun istiyorum. Büyük D, büyük D'ye sahip olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Büyük E, büyük E'den başka bir şey isteyemem. Zaten ondan başka oluşabilecek bir şey yok. Bunu da 1 olarak alacağım. Sonuçları birbirine çarpıyorum. 2 kere 2, 4, 4 kere 4, 16. 1 ile de çarptık. Cevap cevabımızı 1 bölü 16 şeklinde bulduk. Diğer bir sorumuzla konumuzu bitiriyorum. Dıt, dıt genotipine sahip bireyde A ve B genleri bağlıdır. Bu canlının gamet oluşumu sırasında yüzde otuz ihtimalle crossing over meydana geldiğine göre dıt dıt gametini oluşturma ihtimali yüzde kaçtır? Bu zor soru olarak kabul edilen her soru bankasında göreceğiniz ama aslında bir tablo çizdiğim zaman her türlüsünü çözebileceğiniz bir soru kalıbıdır. Geçen dersimizde çözmüştüm ama bu soru kalıbına takıldığınızı bildiğim için bu der dersimize de bir tane koyayım. Dedim gençler öncelikli olarak genotipi yazmaya çalışayım. Şimdi büyük A ve büyük B genleri bağlı olduğuna göre büyük A ile A, büyük B'yi ne yapacağım? Aynı kromozom üzerine yazacağım. O zaman bunların karşılıklıları da aynı yere yazılmış olacak. İki tane alternatif açığa çıkacak. Birincisi crossing over gerçekleşmeyebilir. İkinci alternatif ise crossing over yani parça değiş tokuşu gerçekleşebilir parça değiş tokuşu gerçekleşmezse yani crossing over gerçekleşmezse genler birlikte hareket etmek zorunda. Yani bu gametine ya büyük A'ya büyük B'yi verecek ya da gametine küçük A'ya küçük B'yi verecek. Crossing over yani parça değiş tokuşu gerçekleşirse bağlı olmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Büyük A'nın yanına büyük B'yi de verebilecek. Büyük A'nın yanına küçük B'yi de. Küçük A'nın yanına büyük B'yi de. Küçük A'nın yanına küçük B'yi de verebilecek. Sanki bağımsızmış gibi düşüneceğim. Bu canlının gamet oluşumu sırasında crossing over görülme ihtimali neymiş? %36'ymış. O zaman görülmeme ihtimali ne olacak? 4 daha 40 yapar. 64 yapacak. Ben bunları gametlere bölmeye başlayacağım. Burada 4 tane gamet olduğuna göre 4 kere 9 36. O zaman bunun oluşma ihtimali %9. Bunun oluşma ihtimali %9. Bunun oluşma ihtimali %9. Bunun oluşma ihtimali, bunun oluşma ihtimali %9'dur diyeceğim. Gençler 64'ü 2'ye bölecek olursam 2 gamet oluştuğu için bunun oluşma ihtimali %32. Bunun oluşma ihtimali %32'dir diyeceğim. Büyük A büyük B gametinin oluşma ihtimalini sorduğuna göre bizim ne yapmamız lazım? Hem burada oluşuyor hocam, hem de burada oluşuyor. O yüzden 32 ile 9'u toplayıp cevabı 41 olarak bulmamız gerekiyor. Mesela sana işte küçük A büyük B'yi de sorabilirdik. Küçük A büyük B ancak crossing over gerçekleşir. O zaman 9'u işaretleyecektin. Ama büyük A büyük B iki tarafta da olduğu için iki tarafı topladık. %41'i işaretlemiş olduk. Böylelikle tabii ki konumuzun da sonuna gelmiş oldum. Tek özellik bakımından melez olan bireylerin çaprazlanmasına mono hibrit çaprazlama ismini veriyorduk iki monohibrit birey çaprazlanırsa monohibrit çaprazlama dedik. Parentel döl dediğimiz P dölü atasal döldü. F1 dölü onun çocuğu. F1 dölünün kendileştirilme sonucu oluşan torun da F2 dölü olacaktı. İki karakter bakımından melez olan bireylere dihibrit bireyler dedik. Benzerlik, mendelin ayrılma ve bağımsız dağılım ilkelerini de tabii ki anlattık. Böylelikle dersimizin sonuna gelmiş olduk. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Biraz da oyalanıyorum ki kalıtım sorusu olduğu için çözerken biraz size görürken biraz vakit kalsın diye. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.